bir şeyler soktu dirseğime. Demin çıktım. Geri dönerken aniden bu mantarları böyle fırlattıkları gibi oraya fırladı gözüme. Güç gösterisi için. Şu işleme bakın yani bir günde bunları yetiştirebiliyoruz. Ve hepsi de burada. Buraya da hala bok döküyorlar. Kurumuş bile. Hala simit dökecekler. Bunları yapanların hepsi park kafede. Şimdi yoktu orada. Dönünce fırlayacaktır yine. O mantarlar gibi. Kör zavallarda orada konser yapıyorlar. 5 kuruş veren yok. Geçen de zaten pek az. Tam yeri. Gedicik. İçeriye sinek sokmuşum, saldırdılar bana. Kuyrukta kaç kişiydik, bana saldırdı. Bu sefer kâhinimiz tutmadı. Fuat Avni gibi kâhin değil. Dedik çekeceğiz yarın, sümüklü böceklerin izlerini hep yok edilmiş. O rüzgar alıp götürmüştür. Birleş burada. Karıncalar aşağıda ye. Kaynıyordu. Burada da yüzleri kabuksuz sümüklü böcek pahalı. Kilosu kaç acaba? Şu Karadeniz'de bir pazarda satıyormuşlar. Ne için? Çorbasını mı yapacaklar? Yoksa bu şeyler için mi? Oo, videom yok edilmiş. Neler vardı acaba? Dur bakayım hatırlayayım. Burada oturdum. Oturur oturmaz ne hareketler olmuştu be. Bir fırlamalık olmuştu. Sonra çöpler. Konuştum, önemli şeyler söyledim. Özellikle bu camide tuvalet hakkında. Sonra tekrarlarız. Sonra çöpleri atmamı istedi hanım. Atıyorum burada, geliyorum yanına, bir bakıyorum bok. Kaldırıyorum onu, geri geliyorum. Anında fırlama balkona. Polis karşıda bekliyor. Önlerinden geçeceğim, pisliği atacağım ya. Hazırda bekliyorlar. Sonra çıkıyorum yine buraya. Bak, tam zamanında önümden geçiyor. Tesadüfmüş gibi. Son sefer Alice Crowley büyüsüne neden olan telefonumu düşürten, aynen böyle tekrar düşürttüler. Tekrar gitti. Sonra çıkıyorum, birkaç parça daha kalmış. Çöpe atma, bir tane türbanlı tarotçu geçiyor buradan, omuzuna koymuş kediyi. Koyuyorum bunları en üste, geri gidiyorum. Evet. Ve polisi karşıda görüyoruz. Güçlü bunlar. Güçlü bunlar, güçlü. Böyle parmağını oynatıyorlar. Kim bilir ne konuşmalar kaybetti. Zannedersem tuvalet hakkındaydı, camileri. Ne zaman bu be? Ne zamandan beri? Dedik. Kültürümüz bu o zaman. Daha eskiden kültürümüz
sergiler açalım, müzeler açalım bunun hakkında. Tuvalet kültürü camilerde. Evet. Ötekisi de fırlama çünkü konuşma yapıyoruz. Bok tüccarları, şampiyonları, parazit, sinek, sivrisinek, ne varsa. Onu diyoruz. O zaman bizim kültürümüz, ahlakımız diyorum be. Tuvalet, camide tuvalet. Bunun hakkında bütün milleti bilgilendirmeyiz. Belki bir yararı var. O kokunun yararı var cemaate. Baştan beri kültürümüz. Erdiyse birisi araştırma yapsın. Ne zaman ortaya çıktı bu? Camilerde tuvalet ve fazladan çeşme yetmezmiş gibi. Ne zaman ortaya çıktı bu? Sonra gittik arkaya. Tek kedi. Tek kediyle hava atıyorlar. Şuradaki sürekli şeytanlık yapan, sürekli pancurun orada dadanan, burada sıçma rolü yapan, noktaya sıçan, diğerleri gizlenmiş, kör olanı, suratı yara bere içinde olan, hepsi gizlenmiş. Neler konuştum hatırlamıyorum, çok önemli şeylerdi. Fakat başımıza gelen bu. Önce bu çadı satanist ormana daire içinde. Sonra çıkınca omuzunda tesadüfen her çıktığımda daha önceden karşıma çıkan gibi iğnelerini almamış oğlun. Psikopat oğlun iğneleri almamış. Her zamanki gibi psikopat oğlu olan buraya çıkar çıkmaz nasıl suratıma fırladıysa o da aynı şekilde omuzunda kediyle. Evet. Dur Yıldırım seyahatten geri geldi. Aynı noktaya. Ötekiler de gelecektir. Güçlü bunlar. Evet, bok döşeyicileri binalara. Eski tarihi camilere tuvalet, çeşme döşeyici millet. 2000'de Akbaba dergisi çıkaran böyle tezgahlar düzenleyebiliyor. Sonra bu saatlerdir bu şarkı söyleyenlerin aklında da biraz çekim yaptım. Bir şarkı bekledim kaç kişi geçecek diye. 3 kişi geçti. 1 kişi para attı. O da gösteriş için, ben konuştuğum için. Belki şimdi de yapar. Hadi ben konuşayım durmadan da adamlar bir şey kazansın be. Evet. Her çakra 2-3 kişi geçiyor. Geçen atan ihtiyar bir hanımdı. Şimdi çoğaldılar, köşe oldu adam. Biz çekim yapıyoruz diye köşe oldu be. Fakat asıl burada önemli olan, tam ben çıkarken son parçalarla bir yırtık önümden tesadüfen geçiyor. Tam köşeye gittiğimde başka bir yırtık sırtına türbanıyla kedi ve bu şey kaybediliyor. Artık el tutmuyor. Yemin ederim size bunlar büyücü. Kedi köpek diye koşturan bütün bu batıl şeyler büyücü. Çünkü bunu ilk defa yaşamıyorum ben.